Değerli basın emekçileri, bugünkü basın toplantımızın iki konu üzerine kurguladık. Birincisi, özellikle IŞİD'in faaliyetleri ve hala toplumdaki algısı ve toplum vicdanındaki Türkiye ile geriye dönük kurulmuş olan ilişkilerin bugün hala sürdürülüyor olmasına dair belli kuşkular ve kaygılar. İkincisi ise son günlerde giderek sıklaşan elektrik kesintileri. Ben toplantımızın başında özellikle dün İzmir Adliyesi'nde gerçekleşen saldırıyı dün Meclis Genel Kurulu'nda kınamıştık. Failler ve örgüt bağlantıları şu ana kadar netleştirilmemiş olsa bile nereden gelirse gelsin parti olarak bunu kınadığımızı, reddettiğimizi ve bu saldırıda yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bir daha bu ülkenin benzer saldırılar ve acılar yaşamamasını temenni ediyorum. Değerli basın emekçileri, biz 1,5 yıla yakın bir süredir Meclis Genel Kurulu'nda, basın toplantılarımızda ve siyaset yaşamımızın her alanında Türkiye'nin uzun yıllara sari bir IŞİD ilişkisinin maalesef devleti yöneten siyasi akılca, mercice, erkçe kullanıldığını iddia ettik. Bunlarla ilgili deliller sunmaya çalıştık. Ama bu son birkaç aydır özellikle bu kanlı örgütün, bu barbar örgütün ülkemizin farklı yerlerinde gerçekleştirmiş olduğu saldırıların artması üzerine bir kez daha bu konuya dikkat çekmek ve bununla ilgili olarak tedbirlerin geliştirilmesi, açığa çıkmış kirli ilişkilerin giderilmesi, ihmallerin ortadan kaldırılmasına dikkat çekmek üzere bu basın toplantısında sizlerle birlikte olmayı önemli gördük. Her ne kadar bu konudaki her iddiamız iktidar sahipleri tarafından, gerek parti yöneticileri gerekse hükümet yetkilileri tarafından reddedilmiş olsa bile bu konuda toplum vicdanını tatmin eden bir açıklamayla henüz karşılaşmadığımızı ifade etmek isterim. Toplum hala bu konudaki kuşkularını, kaygılarını ortadan kaldırabilmiş değildir. Biz bugün Türkiye'nin IŞİD'e karşı bir mücadele içerisine girmiş olması geriye dönük hiçbir ilişkisinin olmadığı anlamına gelmez. Çünkü Türkiye 5 yıldan beridir Esad rejimini değiştirmek üzere de bir mücadele içerisindeydi. Ama bugün geldiği noktada rejimi resmen tanıyan, kaotik ortamın ortadan kaldırılmasından sonra Esad'ın yine Suriye devlet yönetiminde kalmasını kabullenen bir antlaşmaya Moskova'da imza atmıştır. Aynı şekilde geçen yıl bu vakitler Rusya ile çekişmesini, Rusya ile özellikle Suriye politikası üzerinden girmiş olduğu mücadeleyi çok iyi biliyoruz. Aydan aya, haftadan haftaya, hatta neredeyse günden güne değişen dış politikadaki yaklaşımlar Türkiye'nin bugünkü konumlanışı üzerinden örgüt, devlet veya siyasi çevrelerle olan ilişki biçimini belirlemez. Bu konuda da iddialarımızı çürütmeye kifayet etmez. Bu başta da IŞİD için geçerlidir. Çünkü Türkiye'nin metropollerden Doğu ve Güneydoğu Anadolu'suna, Orta Anadolu'dan sahil şeridine kadar birçok yerinde cihadist yapılanmaların ve örgütlenmelerin açığa çıktığını, bunların başta IŞİD ve Nusra yapıları biçiminde gerçekleştiğini ama son haftalarda artık ülkemizin kaldıramayacağı kadar kanlı saldırıları bu örgütlerin gerçekleştirdiğine tanıklık ediyoruz. Bizi bugünlerde yakan bu çetelerin, barbarların ülkede nasıl kök saldığına dair bir sorgu içerisinde bulunmamıza getiren husus, gerçekten önümüzdeki döneme dair bu saldırıların bu ülkenin insanların canına, malına önümüzdeki dönemde
daha fazla zarar vermemesi, olası zarar ihtimallerine karşı hükümet tarafından tedbirlerin geliştirilmesi amacını taşıyoruz biz. Ya değilse bunun üzerinden siyasi bir söylem üstünlüğü sağlama derdinin çok ötesine geçmiş bulunuyoruz. Biz yapılan son haftalardaki saldırıların üzerine yeni saldırıları yaşamak istemiyoruz. Toplumun buna tahammülünün kalmadığını ifade etmek istiyoruz. Milletvekilliğine başladığım günden bugüne kadar çok farklı platformlarda bu konuyu dile getirmiş ve verdiğim ilk önergelerin de Türkiye'nin IŞİD'le petrol ilişkisinin olduğuna dair iddialarımdı. Peki o günden bugüne bir cevap verildi mi? Nedense farklı konulara dair sağlık, eğitim, yargı, adalet alanlarına ilişkin verdiğimiz soru önergeler istediğimiz düzeyde değilse bile orta vadede cevaplarla muhatap oluyoruz. Ama IŞİD'le verdiğimiz çok farklı milletvekilleri olarak, farklı partilerden olarak çok istisnai durumlar hariç neredeyse hiçbir cevap alamadık biz. Ne Adalet Bakanlığı'ndan, ne Başbakanlık'tan, ne Dışişleri Bakanlığı'ndan, ne de İçişleri Bakanlığı'ndan verdiğimiz soru önergelerine bir yılı aşkın bir süredir cevap alabilmiş değiliz. Peki özellikle bu petrol ilişkileri ve Türkiye-IŞİD ilişkilerine dair bazı açığa çıkmış uluslararası veya yurt içindeki söylemleri sizinle paylaşacağım. Bir de şunu ifade edelim. Öyle bir noktadayız ki artık Türkiye'de AKP kendi partilileri ve hükümet çevreleri dışında Türkiye'nin IŞİD'le hiçbir ilişkisinin olmadığına kimseyi inandırtamıyor. Ne uluslararası toplumu inandırtabiliyor, ne de yurt içinde kendisi dışındaki siyasi yapıları ve çevreleri inandırtabiliyor. Düşünün, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'in bir senato toplantısında senatörlerin sorduğu ısrarlı soru üzerine, IŞİD'in kaçak petrolü hangi sınırlardan geçirerek ticari dolaşıma sokuyor sorusuna Türkiye ve Lübnan sınırlarından cevabını vermiştir. Yine 12 Aralık 2014'te Irak'ın Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari El Cezire'ye verdiği mülakatta IŞİD'in Suriye ve Irak'ta ele geçirdiği petrol rafinerlerinden çıkardığı petrolü Türkiye'deki aracılarla uluslararası ticari dolaşıma soktuğunu belirtmiştir. Yine The Independent gazetesinden Robert Fisk 22 Şubat 2015 tarihinde IŞİD Türkiye'den Süleyman Şah Türbesi'ne dokunulmaması karşılığında çıkarılacak petrol için teknik yetersizliklerden dolayı Türkiye'den teknik personel talebinde bulunduğunu yazmıştır. Avrupa Birliği tarafından Suriye'deki petrolü kaçırmakla suçlanan Suriyeli iş adamı George Hasvani, bana değil siz asıl Türkiye'ye kaçırılan petrole bakın cevabını bütün basın mensupları önünde vermiştir. Yine İngiliz Observer gazetesinde Martin Clough yayınladığı bir dosya haberde ABD özel kuvvetlerinin Türkiye'de DAEŞ'in petrol kaçakçılığından sorumlu üst düzey lideri olan Ebu Sayyaf'a yönelik operasyon düzenlediğini ve bu operasyonda yüzlerce flash bellek ve hard disk ele geçirildiğini, ele geçirilen bellek ve belgelerde IŞİD'in bu petrolden günde 1 ila 4 milyon dolar kazandığını, cihatçı gruplar ile Türkiye arasında bir petrol ticaretinin kanıtlarının olduğunu belgeleri ve fotoğraflarıyla haber dosyasında yayınlamıştır. Yine değerli arkadaşlar, özellikle Gaziantep milletvekilimiz Mahmut Toğrul'un bugüne kadar verdiği 14 önerge vardır. IŞİD'in Antep yapılanması üzerine Allah aşkına nötr olabilecek, yani bunu reddedecek demiyorum, nötr olabilecek bir cevap dahi bugüne kadar kendisine verilmemiştir. Yine malumunuz Aralık ayının başında meslektaşınız Hürriyet gazetesinden Tolga Tanış'ın makalesinde gündeme getirdiği, ancak dayanağını özellikle Conflict Armament Research kurumunun raporunda birçok iddia, belge, fotoğraf birlikte yayınlandı. Ve bunların büyük bir çoğunluğunda IŞİD'in kullandığı silah, el yapımı patlayıcı ve diğer mühimmatlar dünyada
toplam 51 şirketten temin ediliyor. Ama bunların 13'ü direkt Türkiye'den. Ve Türkiye'den 13 şirketten 7'sinin direkt kimyasal ürün imal eden sınıftan şirketler olduğunu, bunların özellikle patentler, etiketlerle resimlerinin yayınlandığını biliyoruz. İddialar bununla mı sınırlı? Hayır. Bugün Suriye politikasında ortaklaştığımız, hatta deyim yerindeyse günlük devlet başkanları, başbakanlar düzeyinde telefonlaştığımız, can ciğer kuzu sarması haline geldiğimiz Rusya ile geçen yıl bu vakitler hangi ilişkilerdeydik? Geçen yıl bu vakitler, yani geçen yıl 2015'in Aralık ayında 13 ay önce Rusya Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu briefingde Türkiye'nin en üst düzey yetkilileri IŞİD'le petrol ticaretiyle doğrudan bağlantılı olmakta ve Suriye'nin zenginliğini çalmakla suçladı. Ve ekliyor Savunma Bakanlığı'nın yetkilisi briefingde. Erdoğan'ın verdiği sözlerin değerini biliyoruz. Türkiye'nin insani yardım görünümünde militanlara silah gönderdiğini ortaya çıkaran Türk gazeteciler Erdoğan'ı yalan söylerken yakaladı. Bunun için de bu gazetecileri hapse attı. Bu meslektaşlarınızı siz de iyi biliyorsunuz. Değerli basın emekçileri arkadaşlarım, bununla ilgili Türkiye'den bazı örneklerle devam edeceğim. O da şu. Şimdi CHP'den bir milletvekilinin vermiş olduğu soru önergesini özellikle İçişleri Bakanlığı'nın ve Adalet Bakanlığı'nın verdiği yanıtlar birbirini, bakın çelişkili demiyorum, birbiriyle çelişir değil, tekzip eder nitelikte. Ve Anadolu Ajansı'na düşen haberde IŞİD'in tutuklama sayılarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ne diyor? 2011-2016 yılları arasında, yani 6 yılda 2304 kişi tutuklandı. Bunu Aralık ayında 2016'da Anadolu Ajansı yayınladı. CHP'li bir milletvekilinin verdiği İçişleri Bakanlığı tarafından verilen soru önergesine cevap. Peki Adalet Bakanlığı ne diyor? Aynı süre içerisinde 513 kişi tutuklu, 7'si hükümlü. Şimdi iki bakanlık birbirini tekzip ediyor. Bu konuda bu örgüte karşı ne kadar gayri ciddi, ne kadar ihmalkar, ne kadar göz yuman bir noktada hükümetin bulunduğunu gösterir niteliktedir. Yine şunu söyleyelim, 2011-2015 arasında 5 yılda 991 tutuklu varken sadece 2016 yılında 1313 tutuklu oluyor. Yani 5 yıldakinin 1,5 katı kadar bir yılda tutuklama. Bu da uzun yıllara sari bir ilişkinin neticesinde açığa çıkmış ihtilafların, araların bozulmasını ortaya çıkarmış olduğu karşılıklı bir mücadelenin yansıması olarak kendisini karşımıza çıkaran bir rakamdır. Yine IŞİD Türkiye'de bugüne kadar malumunuz Urfa'da 2 yıl önce Urfa ve Antep'te 3 meslektaşımızı infaz eden, özellikle IŞİD'in infazcısı Ahmet Güneş'in tutuklu yargılanırken tahliye edilmesi meselesidir. Düşünün, IŞİD militanı Urfa ve Antep'te 3 basın mensubunu infaz ediyor. Önce tahliye ediliyor, sonra cezaya çarptırılıp iyi hal indirimi uygulandığı ortaya çıkıyor. 3 basın mensubunun, toplumun haber alma hakkını sağlamakla görevli basın mensuplarının infazı nasıl oluyorsa iyi hal indirimine uğrayabiliyor. Bu da yine Hürriyet gazetesinde 11 Temmuz 2016 günü yayınlanmıştı. Bunlarla mı sınırlı? Değil tabii. Bir diğer husus, özellikle affedersiniz, az önceki Ahmet Güneş olayı, 2 IŞİD militanını infaz eden Ahmet Güneş'in tahliyesiyle alakalıydı. Ama Urfa ve Antep'te 3 muhalif gazeteciyi infaz edenlerle ilgili olarak ise bugüne kadar henüz bir gözaltı dahi yapılmamıştır. Yine IŞİD'in Türkiye sorumlusunun İstanbul'da mahkemeye kelepçesiz VIP çıkarılma görüntüleri bir yanda, ama 75 yaşındaki bir aksakallı bilge adam Ahmet Türk'ün ise hastaneye tedavisi için götürülmesinin kelepçe şartına bağlanmasını sizin ve kamuoyu vicdanına sunmakla bırakıyorum. Hatır hafızalardadır.
geçen yıl IŞİD'in Türkiye sorumlusu kelepçesiz VIP bir şekilde mahkemeye çıkarılmıştı. Yine soruyoruz biz. Ankara Hacı Bayram'da özellikle derneklerin, cemaatlerin, Kur'an kurslarının çevresinde bu yapılanmayı bütün halk biliyor da bu ülkenin istihbarat, emniyet ve yargı kurumları mı bilmiyor? Yine İstanbul'da bunların binlerce kişiyle bayram namazı kıldığını biliyoruz. Yine Adıyaman'da kahve parselediklerini biliyoruz. Kahvelerden militan devşirdiklerini ve yıllara sari bir şekilde bu işi sürdürdüklerini biliyoruz. Değerli basın emekçileri, bakın son olarak şunu ifade edeyim bu konuyla alakalı olarak. Davutoğlu'nun Ankara patlamasından sonra biz eyleme geçmeden harekete geçemiyoruz. Burası hukuk devleti olan veciz sözü hala kulaklarımızda çınlıyor. Yine her gün IŞİD'e dönük operasyon. 30 kişi gözaltına alındı, 40 gün gözaltına alındı. Allah aşkına bir takip edin. Bu da sizin toplumu bilgilendirme görevinizin bir parçası olsun. 30 gözaltı 2 gün sonra hepsi serbest. 40 gözaltı 3 gün sonra hepsi serbest bırakılıyor. Ama bizim legal demokratik siyasete baş koymuş biz siyasetçilerimiz ise İstanbul İl Eş Başkanları 26 gün gözaltında kalıyor. Resmen Urfa'da 200 tane parti il ilçe yöneticimiz, belediye başkanımız bir toplama kampında tutuluyor ve bunların tutuklanma oranı %80. Gözaltıyla tutuklanma arasındaki oran böyle bir şey. Veya yine sorayım size. Ekim 2014'te Van'da Kobani olaylarıyla ilgili olarak protestoda bulunan halka karşı IŞİD işareti yaparak yaşasın IŞİD denen polis memuru, ki kimliği belli polis memuru ile ilgili bugüne kadar bir kovuşturma ve soruşturma var mıdır? Bütün bunların hepsini sizin bilgilerinize sunuyorum. Çünkü içimiz yanıyor. Neden? Son bir yılda IŞİD'in düzenlemiş olduğu saldırılarda, özellikle en son 1 Ocak 2017'de Reyna'da yapılan saldırıdan sonra 295 can kaybımız, 1024 yaralımız var. Böyle bir örgüt gerçekliğiyle kendi ilişkisini ve üzerindeki kuşkuları dağıtamamış bir siyasi iktidar gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Bütün bunların yanı sıra bir de özellikle son günlerde, haftalarda ve son bir ay içerisinde artan enerji problemi ve elektrik kesintileriyle ilgili olarak bazı düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Son bir yılda ülkeye şiddet ortamının hakim olmasından sonra çatışmaların başlamış olması, özellikle ekonomik ve yatırım ortamında bir istikrarsızlığın hakim olmasından sonra bütün ekonomik parametrelerimizin geriye doğru gittiğini biliyoruz. Dün Meclis Genel Kurulu'nda söyledim, burada sizlerle tekrar paylaşıyorum. Maliye Bakanlığı, bu ülkenin hükümeti 2016 için koymuş olduğu hiçbir hedefi tutturamadı. Ne orta vadeli plan hedefini tutturabildi, ne büyüme hedefini tutturabildi, ne faiz oranlarını tutturabildi, ne döviz kurunu, ne de işsizlik hedefleri. Hiçbirini tutturamadı. Böyle bir hükümetle karşı karşıyayız. Kim bunun sebeplerini neye bağlarsa bağlasın, bizim için sebebi ülkenin içine girmiş olduğu çatışmalı ortamdan sonra yatırımcıya ve iş çevrelerine karşı bir güven kaybının yaşanmış olması ve istikrarsızlığın hakim olması, insanların bir ay sonrayı hesap edemez duruma gelmiş olmasıyla alakalı bir durumdur. Ülke ekonomisi bu haldeyken bir darbede bütün bu risklere rağmen üretime dayalı yatırım faaliyetini sürdürenlere karşı Enerji Bakanlığı tarafından elektrik kesintileri üzerinden vurulmuş olan darbedir. Kış günü insanlarımız soğukta kaldı. Hem de bir dünya metropolü olan, bir megapol olan İstanbul'un büyük bir bölümü elektriksiz kaldı. Üretim durdu. Sermayedar yatırımcı üretemez oldu, emekçi ise işsiz kaldı. Bunların hepsi tartışmasız bir vizyonsuzluğun ürünüdür. En küçük bir gelecek planlaması olmayan hükümet gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Son 1,5 yıldır bu ülkeye
şiddet hakim olmaya başladıktan sonra hem canlarımızı kaybediyoruz hem de ekonomik olarak ciddi kaynak kaybımız vardır. Elektrik iletim hatlarında meydana geldiği iddia edilen kopmalarla ilgili olarak bunlar yıllardan beri birçok parti, muhalefet partisi tarafından dile getirilen problemlerdir. Enerji Bakanlığı yaptığı duyurularda kesintilerin Anadolu'dan İstanbul'a gelen enerji iletim hatlarındaki kopmalardan dolayı olduğunu açıklamış. Şimdi biz de soruyoruz. Bunun için haftalarca beklemeye gerek var mıydı? Bunun için haftalarca sebebini araştırıyoruz demeye gerek var mıydı? Enerji nakil hatlarında hatlar kopmuşsa kopma noktası bir gün içerisinde tespit edilebilir bir durumdur. Gerçek sebep bu ise o zaman onlarca yıllık nakil hatları neden yenilenmiyor? Yani siz sadece enerji nakil hatlarında kopma olduğu zaman mı eksikliği fark edeceksiniz? Böyle bir yönetim, böyle bir enerji politikası olabilir mi? Biz de bu konuda özellikle sektörün uzmanlarıyla toplantılar yaptık, sorunu anlamaya çalıştık. Ancak vardığımız sonuç ise iletim hatlarındaki eksiklik veya eskilik değildir. Bu zaten ülkenin doğu tarafında şebekelerin yenilenmeyişinden kaynaklı sadece son bir aya değil yıllardan beri sıklıkla yaşanan elektrik kesintilerini biliyoruz. Çünkü dışa bağımlı olan ve elektrik üretiminde kullanılan enerji kaynaklarıdır. %40'lara dayanmış olan doğal gaz üzerinden elektrik üretiyoruz biz. Bizim üretimimiz ne? Yok. Hala %3'lerde, 5'lerde. Düşünün elektrikte, yani enerji kaynaklarında, doğal gazda tümüyle dışa bağımlıyız. Eğer Rusya'yla bugün dönemsel olarak düzelmiş olan ilişkilerimiz doğal olarak İran'la yine bozulursa demek ki bu ülke yeniden enerji problemi yaşayacak, elektriksizliğe mahkum olacak. İşte AKP'nin vizyonu birçok alanda olduğu gibi enerjide de budur. Zaten bir yıl önce o veciz cümlesinde söylediği üzere Cumhurbaşkanı olmazsa tezek yakarız demişti. Tezek kadar bir vizyonla 21. yüzyılı yaşamaya çalışıyoruz. Diğer bir hususun ya saati uygulaması olduğunu çok farklı çevreler ve partiler, siyasetçiler dile getirdiler. Çocuklarımızın karanlıkta okula gidişine mi yanalım? Bir de enerjide bindirmiş olduğu ekstra yüklere mi yanalım? Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Kaldı ki enerji tasarrufu üzerinden yapıldığı söyleniyorsa böyle bir şey de yok. Düşünün, üretim azaldı. Fabrikalarımız daha az çalışıyor. Daha az sanayide enerji tüketiyoruz. Ama geçen yıla göre 4.9 ile 6.5 arasında, %4.9 ile 6.5 arasında elektrik üretimimiz artmış. Düşünün, sanayi üretimimiz azalmış, kapanmış fabrikalarımız var, sanayide tüketilen elektrik enerjisi azalmış ama totalde ülkedeki elektrik enerjisi tüketimi artmış. Bunun bir plansızlıktan, bir vizyonsuzluktan, özellikle anlamsız bir inattan kaynaklı olarak ya saati uygulamasının kışında devam ediyor olmasından başkaca bir açıklaması yoktur. Daha önce de söylemiştik, tekrar dile getirelim. Bir ülkenin dışa bağımlı bir enerji gerçekliği yoktur. Değerli basın emekçileri, bu alanla ilgili bir bilim disiplininden gelen akademisyenim. Coğrafyacıyım, ülkenin enerji kaynaklarını çalışmış biriyim. Bakın, size sadece bir örnek vereyim. Almanya'da Stuttgart kentinde elektriğin %35'i güneşten sağlanır. Peki Stuttgart'ta yıllık güneşlenme süresi ne kadar? 1500 saat. Türkiye'de Güneydoğu Anadolu'da ortalama 3020 saat. Yani biz bir güneş cennetinin içerisindeyiz. Yenilenebilir enerji cennetinin içerisindeyiz. Ama hala nükleerle ve onun açığa çıkarabileceği potansiyel risklerle boğuşuyoruz. Hala hidroelektrik santralleriyle doğamızı, tarihimizi, kültürümüzü tahrip ediyoruz. Ama bu ülke rüzgar ve güneş cennetidir. Hiç bundan istifade etmeyi düşünmüyoruz. Ve şöyle ki rakamlarla söyleyeyim. Bugün 48 bin megawattlık rüzgar enerjisi kapasitemiz var. 48 bin megawatt.
ne kadar kullanıyoruz? 5400 megawatt. Yani sadece %12'sini, potansiyelimizin %12'sini kullanıyoruz. Yine güneş için Türkiye'nin geçen seneki elektrik üretimi 270 milyar kilowatt saat. Bakın 270 milyar kilowatt saat bütün ülkede, konutlarda, sanayide, resmi veya özel kurumlarda. Kullandığımız bu 270 milyar kilowatt saat. Peki bizim Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeline kadar 380 milyar kilowatt saat. Yatırımlarımızı nereye yaptığımızın rakamlarla olan, bilimsel araştırmalarla açığa çıkarmış rakamlarla olan gerçekliği budur. Bu ülke büyük bir öngörüsüzlük, büyük bir plansızlık, büyük bir vizyonsuzlukla yönetildiği için sahip olmuş olduğu yenilenebilir doğal enerji kaynaklarını kullanabilme noktasından çok uzaktadır. Hidroelektriklere ve nükleerlere, nükleer santrallere, termik santrallere yaptığımız yatırımların %25'ini güneş ve rüzgar enerjisine yatırırsak dışı olan bağımlılığımızı neredeyse %40 azaltmış olacağız. Diyorum, hepinize teşekkür ediyorum. Eren, gündemle ilgili anayasa değişikliği noktasında AK Parti'nin MHP'nin de AK Parti'ye yönelik güvensizlik cümleleri var. Siz genel kurulu sürecinin nasıl geçeceğini düşünüyorsunuz? Bir sürpriz çıkabilir mi? Bir de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var. Anayasaya evet demek vatana ihanettir yönünde. Nedir düşünceleriniz? Ya iki açıdan ele alayım ben. Biz parti olarak bir defa bu değişikliğe tam bir anayasa değişikliği demiyoruz. Bir anayasa paketi olarak kabul edebilmemiz için meclise getirilmiş olan 18 maddelik metni, bunun bir toplumsal sözleşme olması ve toplumun %100'ü değilse bile kahır ekseriyetinin evet bunun içinde ben kendimi görebiliyorum diyebilmesi lazım. Bu yönüyle biz bir anayasa paketi olarak görmüyoruz bunu. Bu sadece bir kişiye ve onun çevresindeki zümreye dönük yapılmaya çalışılan değişiklik metnidir. Bizim açımızdan böyle. İkinci bir husus, ben MHP ve AKP'nin birbirine karşı güvensizlik suçlamasını bir yana bırakarak söylüyorum. Her iki partinin de kendi içerisinde siyasetçilerin birbirine karşı güvensiz tutumunu kamuoyuna yapmış olduğu açıklamalardan biliyoruz. Yıllar yılı AKP'yi kurmuş olan, yönetmiş olan, genel merkez organlarında yer almış olan, hükümetlerine bakanlık yapmış olan birçok ismin bu paketi eleştirdiği ortada duruyorken, yani bütün AKP'lileri tatmin etmemişken, bütün AKP'nin paketi olarak bir metin belgesi olarak gelmemişken, aynı şey MHP için geçerli. Şimdiye kadar 7 kişi MHP'den milletvekili bu paket benim paketim değil dememişken ve bu paket daha MHP'nin ve AKP'nin tamamı değilken biz 80 milyon insanın, ülkemizin, bu Türkiye'nin paketidir demeyeceğiz. Hele hele anayasa paketi hiç demeyeceğiz. Bu sebeple de hani bizim kimseyi bunu desteklediği için vatan haini ilan etme ya da karşı çıktığı için vatansever ilan etme noktasından azade bir noktadayız. Biz kendi açımızdan bu böyle değerlendirmeyi çok doğru bulmuyoruz. MHP Genel Başkan Yardımcısı sizden önce basın toplantısı yaptı. Önemli bir açıklaması oldu. Zaruretler nedeniyle içimize sinmeyen şeyleri bazen yapmak durumunda kalırsınız. Benim az önce sizin sormuş olduğunuz soruya verdiğim cevabı doğrulayan bir açıklama bu. Yani tatmin olmamışlık üzerinden yürüye giden bir gerçeklik. Vatan hainliğiyle suçlayan CHP liderinin Mayıs ayındaki açıklamalarını size hatırlatırım. Dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili paket için ne demişti? Ahlaksız bir teklif. Ama dokunulmazlıkların kaldırılması için evet diyeceğiz demiştim.